Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Anavatan Türkiye ABD'yi titretti. Yunanistan resmen bitti. Kıymetli takipçilerimiz, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, geçen günlerde deneme atışı yapılmış Tayfun füzesine dikkatleri çekerek "Tayfun füzesinin arkası gelecektir, bizi izlemeye devam edin" ifadesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, Profesör Doktor İsmail Demir yaptığı açıklamasında İzmirli hocalar öğrencilerin katılımıyla beraber bazı ifadeler kullandı. Törende konuşan Demir, geçen günlerde deneme atışı yapılmış Tayfun füzesine dikkatleri çekerek "bunun arkası gelecektir, bizi takip edin, izlemeye devam edin" şeklinde büyük bir açıklama yaptı. "Bugün İHA'larımız, SİHA'larımızdan herkes bahsediyor. Savunma sanayisinde bir gelişimden bahsediyoruz. Artık dünya markası oldu. İşte dün yine İngiliz bakanlığıydık. Yine SİHA'larınız oyun değiştirici oldu" diye bir ifade kullandı. "Bir taraftan da onlarla bir motor projesi konuşuyoruz ama motoru ticari bir olay olarak görüyor. İşte üretimdi, motordu, anlatamadığımız nokta şu kendisine. Biz bir tek motor projesinden bahsetmiyoruz. Bizler Türkiye'de bir motor geleceği kurmaktan bahsediyoruz. Bizler bunu sizin kendi hakkınıza bırakamayız. Yani bir yabancı ile beraber işbirliği konusunda bizler denklem kurarız" şeklinde bir ifade kullandı. "Türkiye'nin hiçbir zaman katiyen köle mantığıyla yabancılara karşı sessiz yapamayız tavrını sergilemeyeceğini söyleyen Demir, F-35 konusunu şu anda ilişkin bazı ifadelerde kullandı. O projeden Türkiye'nin çıkartılması kendi deyimleriyle beraber 500-600 milyon dolara daha fazla projeye ek yük getirdi ve her uçak başına 7-8 milyon dolar ekstra maliyet getirdi. Ona rağmen Türkiye'yi projeden çıkardılar. Tamamen saçma, temelsiz bir argüman olarak kullanarak bunu yaptılar. Bizler bunu kanunsuz, temelsiz olduğunu söyledik. Hiçbir ortamda karşımıza çıkıp da efendim bunun teknik bir izahı şudur diyemediler. Şimdi Tayfun müzemizi gördüklerinde ne kadar pişman olduklarını ben tahmin edebiliyorum" diyerek bir ifade kullandı.